Arkadaşlar hayırlı akşamlar. Şu anki inceleme konumuz sorduğunuz hisse İhlas ev aletleri hissesi. İhlas ile ilgili şunu söyleyebilirim arkadaşlar. İhlas hisseleriyle ilgili daha doğrusu bunu söyleyebilirim. Bu tarz hisseler arkadaşlar İhlas grubu hisseleri alırken kazanacağınız hisseler. Ne demek hocam? Arkadaşlar iyi yerden alacaksınız. Ondan sonrasını düşünmeyeceksiniz. Bırakacaksınız bir kenara unutacaksınız. Alarm kuracaksınız. Yani size 2 kat 3 kat kazandırır arkadaşlar. Start verdikleri zaman bakın start verdikleri zaman hisseyi götürüyorlar. Aynen buralarda olduğu gibi götürüyorlar. Ama yukarıdan maliyet denilen için sıkıntı mı? Sıkıntı arkadaşlar. Yıllarca beklersiniz bize çıkmasını. Öyle şey değil yani. Psikoloji hak getirir bu hissede. Sıkıntılı. Alırken kazanacaksınız. Bu hissede alırken kazanacaksınız. Almadın mı hisseyi alarm kuracaksın arkadaşlar. Geleceği dip noktalar belli. Getiriyorlar mı? Getiriyorlar arkadaşlar. Aha, görüldüğü gibi işte getiriyorlar. Getiriyorlar. Gelmiyorsa başka hisse var arkadaşlar. Endekste bir hisseden ibaret değil ki. Başka hisse var. Aşağı geldiği zaman size 2 kat 3 kat kazandırır mı? Evet kazandırır arkadaşlar. Aşağıdan temin ederseniz kafanız rahat olur. Aşağı noktalar gelirse 2'ye 3'e katlar paranızı. Beklerseniz ama sabredersiniz. Ama yukarıdan maliyetlenenlere Allah yardımcısı olsun. Bir şey diyemeyeceğim. Hisseyi hiç tanımayanlar olabilir. İlk defa borsada yatırım yapanlar olabilir. Acemiler olabilir. Bir şey diyemiyorum ama bu hisse sabır hissesi arkadaşlar. Sizi bıktırana kadar da öyle çıkarmaz. Kolay kolay çıkarmaz. Hisseyi alıp satanlar bu hisseyle ilgili sıkıntı yaşayanlar çok iyi bilirler. Onları anlatmama dahi gerek yok zaten. Şimdi bu hissede ne var? Şu an bu hisse arkadaşlar şuradaki tepeleme hareketlerini yapıyor. Yukarı yönlü hareket başlayabilir mi? Evet arkadaşlar. Bakın zaten ciddi bir silkeleme yapmış zaten hisse. Aynen burada görüldüğü gibi şu an ciddi bir silkeleme yapmış. Buradaki yatırımcıyı bıktırmaya çalışıyor. Başka bir şey değil. Bıktırdıktan sonra hareket yapabilir. Şu tarz hareketler gözlenebilir. Bakın şu tarz hareketler gözlenebilir. Yatırımcı bıkmadı mı? Daha aşağı çeker. Böyle bir hisse arkadaşlar. Böyle bir hisse bir şey diyemiyorum. Hani hisse de tamam çok da yukarıda değilsiniz. Şu yukarıdan alanlar var. Bir de bu hisseyi buradan alanlar var arkadaşlar. Dörtlerden alanlar var. Üçlerden alanlar var. Var yani var. Şu andaki rakamları birlerde. Siz ne kadar avantajlısınız? Çok avantajlısınız. Üçten alan neresi? Birden alan neresi? Ama hissenin karakteri bu. Altta geleceği noktalar için ya da para ayırırsın. Çünkü yükselebilir mi? Evet yükselip buradan da start verip yukarı yönlü hareket yapabilirler ama aşağısı için para ayırın o zaman arkadaşlar. Tavsiyem budur benim. Yatırım tavsiyesi vermiyorum ama benim naçizane fikrim, yorumum bu. Aşağısı için para ayır. Yani aşağının gelmesini beklemiyorsan ona göre. Bakın şu an desteklerinde. Ne demek? Tepki alımları yapabilir demek arkadaşlar. %10, %15 bu hissede şu tepeleme hareketleri var ya. Bakın şu hareketler. Bunu yapıyor zaten. Aşağı getiriyorlar. Aşağıda getiriyorlar. Start verip yükseltiyorlar. Aynen buradaki gibi. %10, %8, %9 bunu yapabilir arkadaşlar. Bu beklenebilir. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Sonra start verdikleri zaman herkesi bıktırdılarsa, milletin çoğu satarsa start verirler, yükseltirler. Ondan sonra dirençleri sıkı takip edin. Böyle bir hisse arkadaşlar. Yukarılarda yani yukarıda aman ha. Hisse 4'leri gördü, 3'leri gördü. Bu hisse 8'e çıkacak, 10'a çıkacak. Yok yükselecek. Aman 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 aman. Yukarıda çok sıkı analiz gerekiyor burada özellikle. Çünkü çok sert satışlar gelir. Hisse satma imkanı bile zor tanır. Öyle bir hisse yani. Tapır tapır getiriyorlar zaten. Evet. Bunları dedikten sonra destek ve direnç noktaları verelim. Bu hissenin analizi arkadaşlar. Start vermedikleri sürece analizi var ya yıllarca geçerlidir. Samimiyetle söylüyorum. Yıllarca. Start vermediği sürece böyle yavaş yavaş aşağı yukarı aşağı yukarı gelir aşağı yukarı böyle yani. Olumlu bir şey olur. Hisseyle ilgili bir süreç olur. Start verirler o ayrı konu ama hissede genel yapısı bu arkadaşlar. Öyle sert hareketler tahta start vermeden sert hareket bu hissede olmaz. Aşağıda biri var. Tahtanın yürü demeden gitmeyeceği bir hisse bu. Tahta yürü diyecek yani. Birinin kırılması halinde aşağıdaki diğer desteği 0.95 0.95'te kırılırsa eğer arkadaşlar eğer aşağıda 0.91'i var. Tabi aşağı bu 0.91 noktası hissenin kötü yeri değil. Bakın ne kadar kaybettirmiş. Çok kaybettirmiş. Bayağı kaybettirmiş. Kötü yeri değil. Hayır, daha kötüleri var arkadaşlar aşağıda. Ne kadar kaybettirmiş. Bakın tepe noktaları alanların paralarını %77 oranında kaybettirmiş. Böyle bir hisse. Hocam tepki alımı falan yaptı. Bak buralarda gidiyor. Ama arkadaşlar sizin şöyle bir şeyiniz var. Daha çok paramın hepsini yatırayım. Daha çok kazanayım. Durumu söz konusu oluyor bazen. O da ne yapıyor? İşte aşağı geldikleri zaman böyle aşağı çektikleri zaman aşağıda destek atacak paranız olmuyor. İşte o yüzden dolayı çıkamıyorsunuz. Sıkıntı burada zaten.
Yoksa tamam doğru onu yapıyor arkadaşlar ama emin olun ki benim çoğu görüştüğüm takipçilerim böyle yani paralarının tamamını bağlıyorlar. İşte tahta aşağı getirdiği zaman da elleri kolları bağlı tahtanın insafına bakıyorlar. Tahtanın insafına kendinizi bırakmayın. Aşağısı var. Aşağıda şu kötü noktalarına kadar var. Burada gelirse zaten sert tepki alanlar yapar arkadaşlar. Bu ise not alın. Bu 70, 0,70'li rakamlara gelirse bu ise ya da bakın şu ara destekleri 0,80'lere sert tepki alanları gelir. Bilginiz olsun. Yani güzel kazandırır orada. Ben 0,91'e kadar verdim. Daha aşağı gelirse sorun. Ama 0,80'den sonra özellikle daha sıkı sorun arkadaşlar. Ondan sonrası çok önemli zaten. Şu an hissenin yukarıda hemen yukarıda direnci var. O direnci kıran arkadaşlar ya. Direnç dediğimde %2 yani kuruşlarla oynayan bir hisse ya. Kuruşlarla ben kuruş ne Allah aşkına ya. Kuruş ne ya. Böyle bir hisse. Çıkarırlar 4 liraya sonra indirirler tekrar 1 liraya. Böyle bir hisse ya. O yüzden dolayı diyorum arkadaşlar bu hisse de alırken kazanacağım. Başka türlü kazanamazsınız bu hisse de yani. Zor. Bıktırırlar. 1.09 var. Bazı hisseler uçar kaçar gider. Ya ben bu hisseye nereden girdim bir türlü çıkmıyor falan. Öf dersiniz püf dersiniz böyle elinizde başka par şey hisseler de olacak. Sadece bu hisseye bağlamayın arkadaşlar. Yoksa beklersiniz beklersiniz yıllarda çıkmaz. İyi yerden almışsınızdır ama çıkarırlar illa ki de sabır işiniz yüksek değilse sıkıntı yaşarsınız. Moraliniz bozulur. O yüzden dolayı da portföyünüzde böyle çeşitli hisseler olsun ki biri çıkarsa biri çıkmasın önemli değil dersin. Onda daha sonra çıkar dersin. En azından olur. 1.19 var. Buraya gelirse arkadaşlar 1.19'lu rakamlar dedim ya 1.19, 1.20 gelirse takılırsa aynen şuradaki hareketi yapar. Şu düşüş hareketi var ya onu yapabilir. Yani çok dikkatli olacak bir hisselerden bir tanesi de bu. Ben bu tarz hisseleri sevmiyorum arkadaşlar. Yani bir de gelirse değerlendireceğim. Başka türlü değerlendireceğim tarzı hisseler değil. Ya bu hisselerde böyle günlük, haftalık, aylık alıp satayım derseniz hata yaparsınız. Ha, dikkat edin. Aşağı bir çekerler. Sıkıntı var arkadaşlar. O tarz hisselerden değil yani. Bu o alım satım kabadeli alım satım sesi değil bu. 0.95 0.91 Evet, bu seçim söyleyeceklerimiz bu kadar. Farklı bir analizle görüşmek üzere. Hoşça kalın.